Akdeniz'in bereketli topraklarına sahip illerinden biri olan Osmaniye'deyiz. Zeytincilik ve zeytinyağı üretimi yapan bir firmayı ziyaret ediyor ve aile şirketinin 3 isminden biri olan Taha Semercioğlu'nu tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ben Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şu an İstanbul'da bir medya planlama ve satın alma ajansında çalışıyorum. Zeytincilik, çiftçilik bize şeyden baba tarafımızdan, ailemizden, geçmişimizden gelen bir meslek. Biz de bunu değerlendirmek istedik. Bu yüzden zeytincilikle ilgili bir iş kurmak istedik. Dolayısıyla kardeşimle beraber geçen yıl bu işe karar verdik. Daha sonra hızlı bir şekilde gelişti. Şu an için herhangi bir satışımız yok ama hızlı bir şekilde hasattan sonra satışa geçmeyi düşünüyoruz. Şimdi ne kadar zeytin üretimi yapıyoruz ve ne kadar zeytinyağı üretimi yapıyoruz? Ya açıkçası daha önceden hani zeytinler küçüktü. Yeterli bir verim vermiyorlardı. Ama son 3 yıldır falan iyi verim veriyorlar. Şu anki beklentimiz de bizim bu bahçelerden, ya yani kendi bahçemizden yaklaşık bir zeytin olarak bir 4-5 tonluk bir zeytinimiz var. Yağ olarak da bir tonluk ya yani 1000 litrelik diyeyim zeytinyağı elde etmeyi planlıyoruz. Çok güzel. Peki bunların satışını nerelere yapıyoruz? Bunların satışlarını biz kendi işimizden de dolayı öğrendiğimiz şeylerden sonra e-ticaretin zaten son zamanlardaki yükselişinden dolayı e-ticaretle satmayı düşünüyoruz. Şu anda sitemiz hazırlanıyor. Site üzerinden siparişleri verebilecek müşterilerimiz. Yani Çukurova bölgesinden elde ettiğimiz bu zeytinyağları aslında bize fark yaratan da Çukurova bölgesinde olması. Peki Taha Bey, bundan sonraki hedeflerimiz ne olacaktır efendim? Yani bundan sonraki hedeflerimiz öncelikle kendi zeytinyağlarımızı satmak istiyoruz. Ama sonrasında tabii ki yani bu çevredeki zeytinyağlarımız genelde zaten aynı tat ve kokuda olduğu için yani tüm bölgedeki zeytinyağları şirketimiz üzerinden satışlarını yapabiliriz. Çiftçilikle uğraşan ve zeytinyağı alanında yeğenlerine destek olan Cumhur Semercioğlu'nu tanıyor ve Ege'den sonra bölgelerindeki zeytinciliği sorarak devam ediyoruz sohbetimize. Ben Cumhur Semercioğlu. Benim esas mesleğim tırcılık ama bu zeytincilik de bizim değil de çiftçilik, atadan dededen geldiğimiz için kendi bahçemizde amatörce kendime bir hobi bahçesi kurdum. Orada üretiyoruz. Şu anda da bu sene çok güzel, Allah izin verirse satışını da yapıyoruz. Kendi ihtiyacımız olan ürünleri de üretiyoruz. Piyasa zeytin, ben sadece zeytin ve hobi olarak yapmıştım. İyi de randıman alıyoruz. Evet, şimdi biraz da hasat zamanından bahsetmenizi isteyeceğim. Hangi zamanlarda gerçekleşiyor? Hasat zamanı bu Kasım ayı girerken başlıyor. 12. aya kadar. 12. aya kadar devam ediyor. 12. ayın sonuna kadar elinizde ürününüz varsa tabii bahçenizde hasat yapacaksınız. Hepsi bir günde olmuyor bunun. Arazi yapısı, ağaçların durumuyla ilgili hasadımızı yapıyoruz. Burada Kadirli'de çeken beyaz zeytin, salamura alan iş yerleri var. Oralara gidiyor. Onlar gelip alıyor veya biz götürüp satıyoruz. Bir de kendimiz böyle bu yeğenlerimin yaptığı, tanıtımını yaptığınız şekilde üretimini kendimiz yapıyoruz. Zeytin. Bazı ürünlerin burada tarımını yapıyoruz. Ben amatör bir çiftçiyim ama hobi olarak seviyorum ve yeğenlerime destek için bunu. Cumhur Bey, biliyorsunuz ki zeytinyağının vücuda çok büyük bir yararı var. Sizden duyabilir miyiz efendim? Klasik bir şey olacak ama zeytinin kutsal bir ağaç olduğu söylenir ve yıllardır böyle biliyoruz ve kutsal bir ağaçtır. Yani bir zeytin ağacının ömrü bir çınar ağacı kadar, belki de daha fazladır. Bu da içinde beslediği o suyundan, özünden gelen, usareden gelen, bizim soframıza zeytinyağı olan gelen maddedendir. Çünkü düşün, bilim adamları veya hocalara sorduğunuz zaman zeytin yağının anne sütüyle eş değer olduğunu söylüyor. Der ki doğrudur. Bu da
zeytinin faydaları saymakla bitmez. Klasik, herkes biliyor bunu ama organik bir ürün. Bunu sıkıyorsunuz, bu gördüğünüz ürünü, ve bunun içinden çıkan usaresini, yağsını kullanıyorsunuz. Daha bundan organik, daha bundan hayat iksiri bir şey göremiyorum. Zeytin Allah'ın insanlara bir lütfu, bizim bu coğrafyamıza bir lütfu. Ege bölgesinden yayılmış doğrudur ama şu anda Ege bölgesinde Çanakkale'den tutun, Akdeniz'i komple geçin, Nizip'e kadar, Antep'e kadar, Mardin'e kadar Türkiye'mizin her yerinde zeytincilik yetiştiriliyor. Bu da zamanla gelişen tarımın ilerlemesini sağladı. Şimdi hemen hemen Türkiye'mizin her yerinde yetişiyor ama bu bölgede yetişen zeytinler belki de daha güzeldir. Herkes tabii organik zeytin yetiştiriyor ama ilaç kullanılmadan, organik diye tabir ettiğimiz ürünleri biz kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Bu bölge olarak, Çukurova olarak Ege bölgesi kadar iddialıyız bu konuda. Zamanla biraz daha ileri geçeceğiz. Ağaç sayımız da gün geçtikçe artıyor bölgemizde. Biz iddialıyız. Zeytinyağları Ege değil de Türkiye'nin her yerinde. Şimdi de İsmail Semercioğlu'nu tanıyor ve iyi bir zeytinyağı nasıl olmalıdır ve hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır kendisinden öğreniyoruz. Ben İsmail Semercioğlu, Kadirli Yukarı Çıyanlı Köyü'nde zeytin üreticiliği yapmaktayım. Bu zeytinleri dikeli 15 yıldan oldu ama verim vermeye başladı. Şimdi efendim, her zeytinyağı, her zeytin zeytin midir, zeytinyağı mıdır? Zeytin, her zeytinyağı zeytindir de işte onu doğal olarak halkın şeyine, kullanımına sunmak gerek. Doğal şekilde sunmak gerek. Bunun için de Kadir'deki bizim yaptırdığımız yerler bunun için ideal, güzel oluyor diye, yağlarında bir herhangi bir kimyasal kullanmadığımız için zeytinyağlarımız güvenle kullanılabilir. Tercih edilebilir aslında. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Mesela biz önümüze geldiği zaman zeytinyağının gerçek mi değil mi olmadığını nasıl anlarız? Gerçek mi olduğunu anlamak için biraz da profesyonel olmak gerek de. Şimdi bunun renginin bu şekilde biraz daha koyumsu. Ağzınıza aldığınız zaman tamak tadında bu aşağıda genizimiz dediğimiz yerde bir hafif bir yakma, bunun iyi bir kaliteli bir zeytinyağı olduğunu ispatıdır yani. Bu öyle. Bizim Kadirli'de zeytinyağında daha inşallah öyle bir şey de olmadı. Kadirli'nin zeytinyağlarını, Kadirli'nin bu markaları herkes güvenle kullanabilir. Çok faydalı olduğunu herkes kanıtlanmıştır. Yani herkes izliyor çok faydalı bir bitki olduğunu. Bölgemizde de bu yeni geliştiği için yani şöyle böyle 20 yıllık, 25 yıllıktır Kadirli'nin bu sektördeki en eskileri. İyi bir, faydalı bir bitkidir. Herkes Kadirli'nin zeytinyağını güvenle kullanabilir. Kadirli'nin zeytinyağında bir herhangi bir katkı, herhangi bir değişik bir şey katma olmamıştır daha.